YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lezzet Diyarı mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde tantuni yapalım. Tantunimizin lavaşı için hamurunu yoğurmakla başlayabiliriz. Hamurumuz için 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı yaş maya ilave edip ılık suyla yoğuralım. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra bezeleri ayıralım. Bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Hazırladığım bezelerimi bir tabağıma alıyorum. Üzerine poşetle kapatalım kurumaması için. Lavaşımızı açmaya başlayalım. Siz dilerseniz hazır lavaş kullanabilirsiniz ya da yufka kullanabilirsiniz. Ben kendim açmayı tercih ettim. Evde kendim yaptığım zaman daha lezzetli oluyor. Açmış olduğum yufkalarımı pişiriyorum. Yufkalarımızı çevirelim elimizle, eşit bir şekilde kızarması için. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı, yumuşacık. Bütün yufkalarımı aynı şekilde pişirdim. Lavaşlarım hazır gördüğünüz gibi. Şimdi tantuninin yapılışına geçebiliriz. Beş yüz gram tavuk göğsünü küçük küçük doğrayalım. Doğramış olduğum etlerimi pişireceğim tavama alıyorum. Üzerine bir çay bardağı su ilave edip pişirmeye bırakalım. Etlerimiz suyunu çekene kadar pişirelim. Etlerimiz pişerken biz diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. 2 adet domatesimi küçük küçük doğruyorum. Üç adet orta boy soğanımızı halka şeklinde doğrayalım. Şöyle bir tutam maydanozumuz var, onu da doğrayalım. Doğramış olduğumuz soğanların üstüne ilave edelim. 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştıralım. Etlerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı sıcak su ilave edip güzelce karıştıralım. Bir çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı dolusu kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip güzelce karıştıralım.
bir çay bardağı sıcak su da ilave edelim. Tantunimiz pişti arkadaşlar. Lavaşlarımızı tantuninin yağına güzelce batıralım. Bu aşamada ocağımızın altı açık arkadaşlar. Kapatmayalım altını. Bütün lavaşlarımızı aynı şekilde yağına güzelce batırıyoruz. Şimdi dürüm yapalım. Hazırladığımız soğan salatasını koyalım. Domates de koyalım. Etlerimizi de üstüne ilave edelim. Etlerimizi koyduktan sonra güzelce saralım. Aynı şekilde diğerlerini de sarmaya devam ediyorum. Dışarıda yediğinizden daha lezzetli arkadaşlar. Evde yaptığımız zaman daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bu şekilde domateslerimizi de koyalım. Etlerimizi de koyduktan sonra güzelce saralım. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.